Merhaba arkadaşlar, Valerium kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte internette gördüğümüz bir şeyi test etmek istiyoruz. Hatta şu an ekranda görüyorsunuz. Bazı babalar, bazı çılgın babalar kızların saçlarını elektrik süpürgesiyle topluyor. Evet. Tabii ki Melih'le bende de biliyorsunuz çok saç konusunda bayağı şanslıyız. Biz de dedik ki peruklarımızı takalım. Evet. Kardeşim. Hatta bir de çalışırsa daha sonra Tuğçe ve Sıla değinelim ama evet. Öncelikle iş güvenliği. Öncelikle bir perukla bakalım bir şey oluyor mu? Aynen. Sonra Sıla ve Tuğçe'de deneyeceğiz. Ya Melih, ben ikimizden de ümitliyim bence. Bence yani, de. Biz ne yapamayalım canım? Yapanlar bu arada şöyle yapıyor. Şu tarz lastik tokaları alıp onları şöyle süpürgenin ucuna şöyle iki kere hatta üç kere bazen döndürdükleri oluyor. Hatta bak sana şekilli yıldızlı böyle toka verdim bir tane. Zaten bu olmazsa ben kabul etmem dedim Melih'e. Seni şöyle sıkarım biraz ben dedim. Döndüreyim. Hadi. Şöyle öncelikle biraz tabii biraz tarayalım şöyle hafif elimizle. Tarıyor mu? Boynunu kıracaksın yavaş. Hazır mısın Fırat? Hazırım kardeşim. Başlıyor. Sen dön biraz daha istiyorsan şöyle ki. Ha. Hazır mıyız? I'm ready. Kapattım şu an. Ha. Allah! Yani. Oldu mu? Oldu ama bence bu peruk biraz fazla böyle dağınık olduğu için çok potansiyelini bence gösteremedi. Bence bir de bu perukla deneyelim. Belki bunda daha iyi olabilir. Tamam, hiç çıkarma istiyorsan. Şeye bakmak istedim ama bence başarılı. Yani. Puyola tam bir demişim. Tam bir at kuyruğu değildi. Evet. Yani, Puyola baş koymuşuz. Oh, şakalar şakalar. Oh oh. Ben de incili yapmak istiyorum Melih. Bugün Melih'in tokasıyla Melih'in saçını toplayacağım. Şöyle göster tokayı şöyle. Sırtına şişe çekiyorum kardeşim. Rahat ol. Kulağıma al o Fırat. Rahat ol bende. Her işi uzmanına bırakın. Olur mu? Elektrikli süpürgeler. Saçınızı böyle güzel toplar. Al böyle kardeşim. Yandan şey yapıyor. Güzel oldu mu? Güzel oldu mu? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi iş güvenliği uzmanları olarak bunda bir sıkıntı olmadığını gözlemledik. Gözlemledik. Gayet başarılı. Bence Tuğçe ve Sıla'yı çağırın. Bence teker teker çağırın. Teker teker. Sıla gelsin bence. Sıla Hanım buyurun, sizi aldım şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Heyecanlı mıyız? Evet. Sıla Hanım ben... Korkuyorum. Sizi şöyle alalım. Balyaj zaten çok güzel olmuş balyaj. Balyaj? Şey yapacağım. Normal düz fön. Hiç bence... Bravo! Hatta gösterelim Sıla Hanım yandan. Müthiş. Müthiş. Yandan. Şöyle bir de arkadan da. Gerçekten müthiş. Gerçekten. Yani çünkü daha iyi olabilirdi ama bence daha sen daha yaptın. Ben Tuğçe daha iyisini yapacağımı düşünüyorum. Ben bir şey diyeyim mi? Tuğçe'nin Allah yardımcısı olsun. ben Tuğçe daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Merhaba. Heyecanlıyız. Benim saçlarım kısa. Evet. Nasıl toplayacaksınız bilmiyorum. İnşallah bakalım. Size kolaylık olsun diye teşekkür şöyle ederim. Yaptım ama. Tuğçe de peruk mu takmış? Ha? Buyurun. Size aldım şöyle. Tamam. Acıdı mı? Yok, acımadı da sesten şey yaptı. Yok. Nasıl oldu? Mükemmel. Tabii ki. Daha iyi olamazdı. Bu. Bu. Bu bence olay bu. Okeydir yani. Evet. Hatta sana seni de aldım çıkarken. İnanmıyorum ya, harika. Çıkardım tabii. Arkadaşlar biz bugün internette gördüğümüz bir efsane test ettik. Gerçekten hani süper olmuyor. Ama çalışılması lazım. Ama evet. Çok sıkı oluyor. Tamam. Bayağı sıkı yani. Açılmaz. Okulda açılmaz. Daha iyi. Evet. Biz buna çok oha verelim mi? Çok oha verdik gitti. Verdik gitti o zaman. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. 3 tane kalemle alakalı yapılacak ipuçları gösterdi Sıla ve Fırat. Evet. O videoyu da şu an ekranda görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.